Her Semih Mutfağı'nda yeni bir tarifle beraberiz. Bu tarifimizde karnabahar kısırı yapacağız. Karnabaharla pek arası olmayanlar için çözümcül bir yöntem ve oldukça pratik, sağlıklı bir yöntem olacak. Çeşit olarak değerlendirilebilecek, ciddi olarak değerlendirilebilecek bir tarif. Yeri boy bir karnabaharımız mevcut. Çiçeklerini ayıkladık, yıkadık. Ana karıştırma kabımız da bekliyor. Kaselerimizin ölçüsünü görüyorsunuz. Bir kase taze soğanımız, ince kıyım. Bir kase salatalık turşumuz. Bir kase yemeklik soğanımız mevcut. 8-10 diş ince kıyım sarımsağımız var. Bol miktarda isotumuz ve sumağımız mevcut. Bir çay bardağı zeytinyağımız dolu dolu. Bir çay bardağına yakın ikinci bir ünitede zeytinyağımız, bir dolu dolu yemek kaşığı salçamız, kaşık konservemiz, bir su bardağı domatesimiz, yoksa bir su bardağı kadar taze domatesten girebilirsiniz. Karnabahar kısırımız için gerekli olan malzemelerimiz bunlardan ibaret. Şimdi karnabahar kısırı tarifimizin yapımına geçiyoruz. İlk iş olarak tavamıza, büyükçe bir tava, ben 30 santim tava kullanıyorum bu tarifte. Tavamıza bir su çay bardağına yakın zeytinyağımızı bırakıyoruz. Arkasına soğanımızı giriyoruz ve soğanımızın renginin dönmesi için kavurma sürecine başlıyoruz. Hafif renk alan soğanlarımın arkasına sarımsaklarımı veriyorum ve sarımsaklarımı da soğanlarımla beraber kavuruyorum. Şimdi bu aşamada salçamı bırakıyorum ve salçamla buharcımı birbirine yediriyorum. Evet, soğan grubumuz tavamızda olurken çiğden karnabaharlarımızı rondoya alıyoruz ve bulgur büyüklüğünde olacak şekilde rondodan geçirme işlemine başlıyoruz. Evet, salçamız da yeteri kadar istediğimiz kıvama geldi. Şimdi rondoda çekmiş olduğum, gördüğünüz gibi karnabaharlarımı bu karışımın içine ilave ediyorum. Tüm karnabaharlarımı vereceğim. Üstüne de bir bardak olarak hazırladığımız domates domatesimizi veya kışlık domatesimizi veya domates suyumuzu ilave ettikten sonra güzelce bir karnabaharlarımızı orta ateşte pişmesi için bir müddet takip edeceğim. Gördüğünüz gibi karnabaharımız pişme sürecinde. İhtiyaç halinde, ben şu ana kadar su vermedim ama ihtiyaç halinde su vermekten imtina etmeyin. Bu notu iletmiş olayım. Susuz bir şekilde karnabaharlarımı pişirdim güzelce. İstediğim helveleşmeyi, yani helva gibi oldu gördüğünüz gibi, böyle istediğim kıvama geldi. Şimdi ana servis kabımı alıp diğer malzemelerimle karıştırma işlemine geçeceğim. Yeterli soğumasını yapan karnabahar kısırımızın diğer malzemelerini ilave etmeye başlıyoruz. Bir kase taze soğanımız vardı, ince kıyım. Bir kase ince kıyım salatalık turşumuz mevcuttu. Sumağımız, isotumuz ve zeytinyağımızı şöyle güzelce dolaştırıyoruz. Güzelce harmanlıyoruz karnabahar kısırımızı. Karnabahar kısırımızı homojen bir şekilde güzelce karıştırdık. Gördüğünüz gibi her tarafına diğer harçlarımızı verdik. Son işlem olarak giriş listemdeki malzemelerimi de ben vermedim. Opsiyonel olarak düşündüm. Bu damak tadıyla alakalı bir şey. Köy nar ekşimiz mevcut elimizde. Güzelce en son ben tercih ediyorum.
Nar ekşimi veriyorum ve bir kez daha karnabahar kısırımı harmanlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi karnabahar kısırımız servise hazır hale geldi. Şimdi tabaklama işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz üzere karnabahar kısırımızı servise aldık. Oldukça değişik, lezzetli, normal kısırdaki gibi birçok tadı barındıran bünyesinde bir tarif. Karnabahar sevmeyenlere önerilecek, yedirilebilecek bu tarz beslenme tipine, yani vejeteryan, vegan gibi tiplere yönelik bir tarif oldu. Oldukça hafif ve pratik, dediğim gibi. Semih mutfağında bu sefer de karnabahar kısırı çalıştık. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalınız.